Goodluck.com.tr'nin sunduğu Avrupa Vizyon devam ediyor. Sevgili seyirciler, şimdi programın başından beri anons ettiğimiz ve sizin de merakla beklediğiniz Grand Himalaya projesi var sırada. Hep birlikte Didim'e gidiyor ve günde sadece 2 dolara satın alabileceğiniz projenin ayrıntılarını birlikte öğreniyoruz. Sevgili izleyiciler, bu hafta yine Grand Himalaya Tatil ve Sağlık Merkezi'ndeyiz. Yanımızda projenin İstanbul Müdürü Özlem Hanım var. Özlem Hanım'la sohbete başlamadan önce ben biraz geçmiş hatırlatmak istiyorum sizlere. Son birkaç haftadır Grand Himalaya'yı size anlatıyoruz. Burası muhafazakar kesim için çok önemli bir yer, çok özel bir yer. Çünkü çok fazla tatil için seçenek bulamıyorlar. Bu nedenle ASEM Grup bunu düşünerek demiş ki biz alternatif turizm isteyenler için bir proje yapmak istiyoruz. Bu nedenle biz demişler, alternatif turizm isteyenler için bir adres yaratmak istiyoruz ve Grand Himalaya projesi buradan ortaya çıkmış. Sonrasında demişler ki biz bunu ucuz yapmak istiyoruz. Çünkü bu tür tesisler çok pahalı. Biz öyle bir tesis yapalım ki bu tesis hem çok güzel olsun, hem çok konforlu olsun, hem de ucuz olsun. Nasıl olsun? İçinde eşyaları olsun. Herkes sadece valizini alsın, nasıl ki tatile gidiyorsa buraya da gelsin, burada da tatil yapsın. Valizini alarak buraya gelsin, çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle, dostuyla bir tatil yapsın. Ucuz bir şekilde bir tatil yapsın demişler ve Grand Himalaya'ya başlamışlar. Projenin bundan sonraki ayrıntılarını hemen Özlem Hanım'a sormak istiyorum. Bir merhaba diyelim bakalım Özlem Hanım bu hafta bizlere neler anlatacak. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, sizler de tekrar hoş geldiniz Gülbahar Hanım. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, ben Didim Akbük'e, Grand Himalaya'ya ilk gittiğimde Akbük'ün sadece alt kesimlerini biliyordum. Çok iyi bilmiyordum orayı, doğrusunu itiraf etmek gerekirse. Fakat projeye bir çıktım. Bir çıktım ki ondan sonra inmek istemedim. Çünkü inanılmaz güzel. Her yer ayaklarınızın altında ve ormanın içerisinde bir alandasınız. Bu nedenle de zaten projenin %80'i yeşil alan olarak düzenlenmiş. Çünkü çok büyük bir proje değil mi? Oldukça. 35 bin metrekare evet. Alan üzerinde. Yeşili boğmuyoruz. Çünkü çevremizdeki orman zaten karanlık, çok devasa ormanlar değil. Oldukça bodur, oldukça şirin, iç açıcı, hani evet. İç karartıcı değil de hoş bir yeşillik alan var. Zaten bahsettiğiniz gibi yeşil alanı özellikle korumak istiyoruz projemiz içerisinde. Çünkü çevresinde de fark ettiğiniz üzere evet bir orman içerisinde projemiz. Fakat böyle devasa karanlık ormanlar değil. Oldukça bodur, oldukça şirin, iç karartmayan bir yeşil, kendi has bir zenginliği var. Aynı o yeşil zenginliği, aynı o doğayı projemizde de bakiye tutmak istedik. Evet, yani maalesef ki son dönemlerde hani yeşil alanlar tahrip edildi. Birçok hani inşaat yapıldı ama gerçekten bunlar kötü. Bu projede özellikle ben çok dikkat ettim. Ne kadar yeşil alan olarak bırakılmış diye. %80'i deyince tamam dedim. Yani sonuçta orman içinde yaşamaya hakkımız var. Denizi görmeye hakkımız var. Başka türlü de tamamını bırakırsak o öyle kalacak. Ama biz insan olarak bunun içinde yaşamak istiyoruz. Doğal zenginliklerimizi evet. Bozmak yerine evet. Onlardan faydalanma yoluna gitmeliyiz. Evet, bu projede öyle olmuş. Kesinlikle. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederiz, sağ olun. Peki nasıl gidiyor? Gelen talepler nasıl? Harika gidiyor. Biz çok kısa bir süre içerisinde sanırım bu projeyi bitireceğiz ve ikinci etabı da başlayacağız Gülbahar Hanım. Var mı öyle bir proje? Artık mecbur, talep çok. Bize de yapmak düşüyor. Geçtiğimiz hafta yine projenizin yetkililerinden Can Hanım'la konuşurken Can Hanım şöyle bir şey söyledi. Dedi ki biz bu projeyi bitireceğiz. Ve bitirdikten sonra Türkiye'nin 7 bölgesinde bir tesis yapacağız. Yani bunun gibi tesisler yapacağız. Herhalde artık bu fikir biraz daha sıcak oluyor değil mi size? Zaten ASEM Grup olarak gerek yurt dışı gerek yurt içi projelerimizde bir marka olduk. Bir başarı sağladık. Bir de Grand Himalaya gibi sağlık tesisleri üzerinde tekrar bir markalaşma yoluna gidiyoruz. Başındaki seyircilerimize şunu anlatmak istiyoruz. Şimdi bu tür tesislere girildiği zaman maalesef ki bazen insanlar tedirgin olabiliyorlar. Ya biz parayı vereceğiz ama ya bu tesis bitmezse? Evet. Bu şirket nasıl bir şirket? Daha önce bir şeyler yapmış mı? Verdikleri sözleri tutmuşlar mı diye soruyorlar. Lütfen siz ASEM grubun
temsilcisi olarak burada ASEM grubu bize biraz anlatın. Tabii ki ASEM grup olarak zaten piyasadaki namımız, verdiğimiz sözleri hatta bırakın yerine getirmeyi vaktinden zamandan önce teslim etmemizle yapmış durumdayız piyasada. Allah'ın izniyle aynı şekilde devam edeceğiz. Çünkü firma olarak hiperaktif bir yapıya sahibiz. Neler yapıyor ASEM grup? ASEM Group turizm turlarından tutun da işte transferler, yat turları, müze gezileri açık kapalı, sigorta satış sonrası hizmetler, döviz bürolarımız çok çok fazla oluşumumuz bulunmakta proje içerisinde. Bugüne kadar hangi projeler yaptınız? 25 yılı da aşmak üzereyiz. Bu 25. projemiz. Biz aynı yıl içerisinde birçok projeyi teslim etmekle özellikle piyasada nam salmış bir firmayız. Bizim projelerimiz Londra'da var, Türkiye'nin belli bölgelerinde var. Birkaç tane örnek vereyim. Bodrum, Güllük, Alanya, İzmir'de bir projemiz başlayacak. İşte Didim'de zaten var olan projeleri biliyorsunuz. Hı-hı. Turistik bölgede doğanın olduğu, sağlığın olduğu her yerde biz son teknolojimizle, her şekilde kalitemizle inşallah ortadayız. Peki bize Grand Himalaya ile ilgili bu hafta neleri anlatacaksınız? Biraz böyle ben şunu merak ediyorum. Şimdi proje için hep anlatıyoruz. Geldik. Hanımlar hepimiz bir tatile gittiğimiz zaman eğer devre mülkse ya da devre tatilse biz oraya gittiğimiz zaman mutfağa girmek istemiyoruz. Şimdi kimilerimiz mutfakla haşır neşir olmayı seviyoruz. Kimimiz de bari tatil yapmayalım diye bir talepte bulunabiliriz. Nasıl evet. olacak? Şimdi projemiz sadece konuttan ibaret değil. Sadece sağlık olanaklarından ibaret değil. Aynı zamanda sosyal donatılarımız yani restoranlarımız var. Açık büfe çok güzel dünya mutfağına ait açık büfelerimiz olacak. Gerek kahvaltı gerek diğer öğünlerle alakalı. Bunun akabinde spor salonlarımız olacak. Fitness, spor yapabilecekler. Çocuklar için kreşlerimiz ve oyun alanlarımız var. Bunun haricinde açık kapalı birçok zaten havuzumuz var. Yapabilecek çok fazla şeyleri var. Burası bir sağlık projesi ise içerisinde sağlığın olduğu her şey olacak. Her türlü organik ürün, her türlü organik gıda, hatta küçük küçük hobi bahçeleri bile düşünüyoruz misafirlerimiz için. Yani diyorsunuz ki eğer yemek yapmak istiyorsanız, bu işten zevk alıyorsanız ve diyorsanız ki tatilde ben çocuklarıma kendim yemek pişirmek istiyorum diyorsanız zaten mutfak hazır. Her market şey çok hazır, organik. Aynen. Aynen. Zaten A'dan Z'ye, etinden sütüne her şey markette var zaten. Aynen. Ve Didim'in bir özelliği de domatesini yerken o kokuyu hala hissedebiliyorsunuz Didim'de. O balığı yerken o balığın gerçek lezzetini hissedebiliyorsunuz. Zaten bölge çok şanslı bir bölge. Evet, aşağıda balık, günlük balık tutuluyor. Olta balıkçılığı çok acayip derecede evet. revaçta orada. Çok fazla bir talep var. Sürekli zaten müşterilerimiz. Balığı oradan alabilirsiniz. Taze denizden balığı alıyorsunuz, dalından zeytininizi alıyorsunuz, süzülmüş zeytinyağınızı kullanıyorsunuz. Yani incirinize kadar, domatesinize kadar. Yani bölge enteresan bölge Gülbahar Hanım. Say bitmiyor, her şey organik. Havasının güzelliği, oksijeninin kalitesi yiyeceğinizi içeceğinizi de bulaşmış. Öyle söyleyeyim. Evet, sevgili seyirciler biz daha önce Aydın'da bir program yaptık. Aydın için söylenen bir şey var, o zaman öğrenmiş konu. Dağlarından bal, ovalarından yağ akan evet. Şehir diye nitelendiriliyor değil mi? Böyle bir kısıtlanmış ama bence evet. öyle değil. Çok çok turunçgilleri var, portakalları, mandalinaları. İnciri ve zeytini çok önemli. Zeytin olduğu için zeytinyağı da çok önemli ve Aydın'da yaşayan insanlar 100 yaşın üzerinde yaşayan çok fazla insan var. Biliyor muydunuz tabii, bunu? Tabii ki bilmez olur muyum? Bölgemizin avantajı işte oksijenin kalitesi, evet. yediğiniz ürünlerin oksijen doğallığı. Olur. Tabii zeytinyağı var. Zeytinyağı başlı başınca bir mucize. Bir de sağlık imkanları çok çok güzel. Tabii ki onlar yaşamışsa da kim yaşasın Gülbahar Hanım? Evet, Aydın'a gelmek lazım. Aydın'da tabii ki turistik tatil amaçlı bir yere gelmek istiyorsanız da öncelikle Didim'e gelmek lazım. Çünkü Didim'in oksijeni çok bol. Nem sıfıra yakın. Yani her türlü insanlar hayat standartlarını ve yaşam kalitelerini yükseltmiş olacaklar orada. Peki tekrar restoranta gelmek istiyorum. Acaba restoranda hani yemekler çok pahalı olacak mı? Yok. Nasıl yok, olacak? Hayır. Normal tefe tüfe ya da işte günün o günün getirdiği şartlardaki normal fiyatlandırma olacaktır. Böyle burası 5 yıldızlı bir otel konseptinde olabilir. Evet her şey çok çok güzel olacak. Fakat hizmet 5 yıldızlı. Hizmet 5 yıldızlı ama fiyatlar gönlünüzdeki yıldızlara tabi olduğunuz için olabildiğince minimize edilecek. Olması gerektiği gibi öyle çok fahiş fiyatlar. Ne bileyim bir turistik yere gittiğinizde 10 liralık bir şey 50 lira yediğiniz gibi olacak. 10 lira ise bizde de 10 lira baki kalacaktır. Hatta belki dışarıda 50 lira yediğiniz şeyi orada 10-15 lira. Bir de mülk sahipleri proje içerisindeki ücretli olanaklardan da %50 indirimli faydalanacaklar. Peki nereler ücretli, nereler ücretsiz olacak tesiste? Şimdi havuzlarımız ücretsiz, ortak kullanım alanlarımız birçoğu ücretsiz. Fakat uzman dahilinde ve tedavi amaçlı kür dahilinde olan
bölümlerimiz ücretli ama bunun nedeni şu. Herhangi bir firma olarak ticari kaygı içerisinde değiliz. Bunun amacı herkes eşit şartla, hani belli cüzi bir miktar olsun ki herkes sırayla faydalanabilsin. İşte ben nasıl olsa ücretsiz diye. Girdi mi çıkmazlık yapmasın. Aynen öyle. Hani hepimiz girince çıkmak istemeyiz. Evet. Bir şekilde mecbur bırakılmamız gerekiyor. Çok cüzi, sembolik rakamlarla sırf o sirkülasyon, o düzen oturtulabilmek adına bazı uzman denetimindeki ve kürlerimizin olduğu bölümlerde ücrete tabi. Peki fiyatlar hep dedik ki 2 dolardan başlayan fiyatlar. 2 dolar, 2 dolar, 2 dolar, 2 dolar. Üstüne basa basa evet. basa söyledik biz bunu. Evet. Hem de dayalı döşeli. Evet. Çok talep var mı 2 dolardan dolayı? Çok fazla teşekkür eden var. Yani şimdi bizler emekliyiz, bizler çalışanız. Bizim milyarlarca lira kenarda bir paramız yok. Yazlık alacak lüksümüz yoktu ama sayenizde bizim de dedim de artık bir yazlığımız var diyerek teşekkür eden de çok fazla müşterimiz var sağ olsunlar. Ne güzel, iyi ki biz de bunun aracı olduk. Aynen tabii çok ki. Çok mutluyum, bize de çok telefon geliyor çok çünkü. Çok farklı şeyler yaşatıyor bize de Grand Himalaya olarak. Çok mutluyuz biz de. Peki biz Grand Himalaya ailesi olarak ne zaman bir arada olacağız? Şimdi 2018 diyoruz ama yani işte o sürprizden geçen biraz bahsetmiştik evet. artık sürprizi kalmadı. Zaten artık. Misyonumuzu tüm dünya biliyor. Gerek yurt dışına ve gerek yurt içine yaptığımız projelerden ötürü biz 3 yıl diyoruz ama inşallah 2 yılda teslim edeceğiz projemizi. Sevgili seyirciler, öz zamanımı görüyorsunuz. Geçen haftaki programda da, bu haftaki programda da gerçekten tepeden tırnağa baktığınız zaman çok şık bir hanım. Estağfurullah. Bu proje tabii daha yeni başladı ama bu projeden önce çok rahat tatil yapabiliyor muydunuz diye merak ediyorum ben. Hani kıyafetler böyle dışarıda gezilirken çok güzel, istedikleri tarzda bulabiliyorlar ama tatil başka bir şey. Acaba çok rahat tatil yeri bulabiliyor muydunuz? Maalesef. Hepimiz eşit şartlarda aynı dünya üzerindeyiz ama maalesef biz alternatif seçeneğe girdiğimiz için kendi isteğimiz doğrultusunda bir yaşam şeklinde içerisinde olduğumuz için belli kaidelere uyum sağlamak durumundayız. Şimdi bu belli kaidelere uyum sağladığımızdan ötürü gidip de her yerde denize maalesef giremiyoruz. Her yerde tatil yapamıyoruz. Her yerde istediğimiz gibi dolaşamıyoruz ama bu projede bayanlarımız çok rahat bir şekilde havuzların dışarıdan hiçbir biçimde görülme riski yok. Ne yukarıdan, ne sağdan, ne soldan, ne aşağıdan. Normal insanlarımız gibi çok rahat şekilde havuzlarımızdan faydalanabilecekler. Ben de dahil hepimiz olmak üzere. Neden? Çünkü dediğim gibi alternatifimiz yok. Herkes her yerde denize girebiliyor ama ben böyle uzaktan bakıyorum, kenarından geçiyorum. Dediğim gibi bazı kaideler içerisinde dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bu doğrultuda da çok fazla seçenek Türkiye genelinde ben birçok projede de aktif olarak görev aldım. Maalesef yok. Evet ayrıştırılmış ama tam anlamıyla bu titizlikte, bu kadar naif, bu kadar hassas yaklaşılan bir proje maalesef yok. İşte bu tebessümün bir nedeni de bu. Artık çok rahat tatil yapabileceğim inşallah. Ne beylerin eşlerinde akılları kalacak, ne de eşlerin beylerinde ya da çoluk çocuğunda aklı kalmayacak bir şekilde dizayn edilmiş bir proje burası. Bunun da gururunu taşıyoruz. Burası dağ, deniz, güneş turizmin bir arada olduğu bir yer. Artı sağlık o apayrı bir kategori zaten. Yani dağ turizmimiz var, işte deniz turizmimiz var, güneşten faydalanabiliyorsunuz, havadan faydalanabiliyorsunuz. Proje içerisinde değil de işte denizde olmak isteyenler zaten yaklaşık 1 kilometre kadar bir mesafe evet. yürüyerek çok rahat gidilebilir. İşte o zeytinlikler biliyorsunuz doğal güzelliklerin içerisinden denize ulaşabilmeleri. Sahil şeridinde orası sapa bir bölgede değil. Çok canlı merkezi bir bölge. Yani merkezi bir bölgede inanılmaz bir huzur yaşayacaksınız aynı zamanda projemiz içerisinde. Hepsinin bir arada bulunduğu çok güzel bir konsept. Dediğiniz gibi karışık girmek isteyen bayanlarımız ya da ailelerimiz denize gidebilirler. 20 kilometrelik dünyanın sayılı doğal kumsallarından birisidir ayrıca. Hı hı. Sayılı çünkü hiçbir şekilde oynanmamış herhangi bir doldurma vesaire yok. Kumu inanılmaz kaliteli. Orada da çok rahat pikniklerini yapsınlar, girsinler. Havuzlarımız da alternatif olarak çok rahat bir şekilde kafalarını dinleyebilecekler. Sevgili seyirciler, alternatif tatil arıyorsanız bence tavsiye ediyorum kesinlikle. Burayı mutlaka bir görün, bir inceleyin. Çünkü Türkiye'nin mavi bayraklı ender denizlerinden bir tanesi burada. Altın kum dediğimiz inanılmaz güzel bir kumsal burada. Eşinizle, ailenizle, arkadaşlarınızla isterseniz buraya gelebilirsiniz. İsterseniz alternatif turizm amaçlı geliyorsanız eğer, hanımlar ayrı, beyler ayrı hem sağlıkla ilgili olanaklardan faydalanabilirsiniz hem de havuzlara girebilirsiniz. Yani illa ben denize girmek istiyorum ama başka türlü giremiyorum diyorsanız mutlaka ve mutlaka bu testi görmeniz lazım. Ama sadece bu da değil, buradaki
oksijenden dolayı özellikle astım ve bronşit hastaları burayı son derece tercih ediyor. Bunların başında da ben geliyorum. Çünkü ben de bir alerjik bronşit hastasıyım. Maalesef ki başka türlü tedavi olma imkanım olamadığı için nem oranı sıfıra yakın olan Didim'de ve Akbük'te olmak istiyorum. Peki Özlem Hanım, herkes arabasıyla gelmek zorunda değil herhalde, değil mi? Yani uçakla geldikten sonra sanıyorum ASEM Grup transferlerle alabiliyor. Firmamız bünyesinde transfer hizmetimiz zaten mevcut. Bir de proje belki çok fazla mesafe değil, yaklaşık 1 kilometre bile yok ama biz yine de seferler, yani dolmuş seferlerimiz olacak. İstekleri saatte bu dolmuşlarımız aracılığıyla transferlerini yapıp çok rahat bir şekilde sahile inip tekrar geri gelebilecekler projemize. Hı. Ve az önce astımla ilgili bir şey dediniz, ona değinmek istiyorum. Ben de alerjik astım rahatsızlığı bulunan bir kişiyim. Gelen misafirlerimizin sadece 3 gün kalmalarını rica ediyorum. 3 günde zaten bu fark hissedeceklerdir. Ayrıca satışlarla ilgili bir konuda da izniniz olsa değinmek istiyorum. Şimdi hisseli gayrimenkullerimizde diyoruz ki günlük 2 dolara, işte kolaylık tanıyoruz, işte kenarda paraları vardır, yoktur, insanların birikimleri vesaire öncelikleri vardır. Birkaç daire almak isteyen müşterimiz bize de bu yapılacak mı, bir takım kolaylıklarınız var mı diye soran olan, evet, soran kişiler oluyor. Buna da şu şekilde bir yapıcı yöntemle bir girişimde bulunuyoruz. Mesela normalde bir daire almak isteseniz nasıl alırsınız? Peşin bir paranız olması gerekiyor, ki, kredi çekmeniz gerekiyor, herhangi bir faiz. Biz özellikle misyonumuz gereği faiz ve kredi benzer bir olaya kesinlikle karışmak ve girmek istemediğimizden dolayı diyoruz ki belki kenarınızda bu kadar mevlalar, ki cüz'i mevlalar lansman fiyatlarımız, ama hani bir kere de belki zor gelebilir. Bunun belli bir kısmını bize peşinat olarak ödeyip geri kalanını kendi istedikleri bir ödeme planı içerisinde, örnek veriyorum 3 ayda bir ya da her ay rutin ödemeler şeklinde vade farkı olmadan kalan tutar üzerinden bölüştürülerek böyle bir ödeme planı çıkartabiliriz. Yani ister hisseli bir tapu, isterse dairenin tamamını alabilirler. Kesinlikle. Ve aynı şekilde ödeme planları çıkartılarak alabilirler, ki bu çok da mümkün değil. Ya mortgage sistemiyle kredi çekmek durumdalar ya da kenarda varsa toplu paraları vermek durumdalar. Evet. Biz insanları zora koşmak değil, insanlara nasıl hizmet verebiliriz bunun peşinde. Bu misyonda çalışan bir firma olduğumuz için bu şekilde yapıcı bir yola da tekrar girmek isteriz. Tapu hemen verilecek mi? Ocak ayından itibaren tapularımız artık dağıtılmaya başlayacak. Tapuları hemen alabilecekler o zaman. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yurt dışında yaşayanlar için, Türk vatandaşı olmayanlar için sanıyorum bir oturum izni de alabiliyorlar, değil mi? Evet, onun belli prosedürü vardı. Yani yasal prosedür ve yasal çerçevede ne gerekiyorsa aynı şekilde bizim projemizde de yapabilirler, yaşayabilirler, satın alabilirler, satabilirler. Direkt yatırım yapabilirler, isterlerse kendileri gelip kalabilirler. Peki daha önceki sohbetimizde demiştiniz ki ev alanlar lansman fiyatları olduğumuz için zaten hani çok cüzi bir parayla satıyoruz şu aşamada. Bittiği zaman ne olacak? Yani yaklaşık yüzde ne kadar değer kazanacak? Bu yaklaşık 2 yıl sonra çünkü bitecek gibi görünüyor. Buna da ASAM olarak değil de yatırım danışmanı kimliğimle cevap vereyim. Buyurun efendim. Birazcık orada bir hafif benim de yorumum olsun. Şimdi yatırım danışmanları bizler müşterilerimize tabağından, yani karlarını kaça katlayabiliriz de bakarız ve topraktan genelde projelere girme yönde yönlendiririz. Şimdi buraya örnek veriyorum, 5 bin lira gibi bir rakamla alındığı takdirde proje bittiğinde bunu 3'e çarpın çok rahat Gülbahar Hanım. Çok rahat. Bunu o gün göreceksiniz. Bir diğer nedeni de şudur, yatırımcılar için özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi bir yere gittiğinizde birçok kafeterya vardır. Canınız hangisini istiyorsa ona girersiniz. İster gözünüze ya da midenize ya da servise bir şekilde hitap eder. Ama bizim projemizle alakalı bulunduğumuz bölgede bir alternatif yok. Tek istikamet olduğu için yatırım bazında da oldukça karlı bir bölge. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı. Tekrar daha sonraki programlarımızda yine sizi konuk İnşallah. Etmekten keyif alacağız. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim ASEM Grup adına. Tekrar sağ olun. Sevgili seyirciler, Grand Himalaya Sağlık ve Tatil Merkezi'ndeki gezintimiz bu hafta sona eriyor. Ancak bundan sonraki haftalarda yine kendilerine konuk olmaya devam edeceğiz. Çünkü sizin adınıza onlara sorular soracağız. İnşaat ne aşamada, ona bakacağız. Bu olayın takipçisi olacağız. Emin olun, çünkü bizler de bu işin içindeyiz. Bizler de buradan yer sahibi olduk. Sizlerin de almasını öneriyoruz. Öncelikle internet sitelerine bir girin, görün. Sonrasında mutlaka Didim'e bir uğrayın. Altın Kum ve Mavi Bayraklı Deniz'i bir görün. Projenin yapıldığı yeri bir görün. Ondan sonra kararınızı kendiniz verin diye öneririz. Bizden söylemesi. Vizyon devam ediyor.
Vizyon'dan bu haftalık da bu kadar. Eğer siz de vizyonunuza güveniyor ve programımıza yer almak istiyorsanız lütfen burada görülen numaralardan bizlere ulaşın. Haftaya yeniden görüşebilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın. Vizyonunuz 2016'da daha geniş olsun. Goodluck.com.tr Avrupa Vizyonu sundu.